Lato için de kolay bir maç değildi. Uzun bir dönem oynamadı biliyorsunuz. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyaç vardı. O da bize bunu verdi. Ama her şeyin üstünde bugün çok iyi bir takım ruhu vardı sahada. Bugün bizi iyileştiren bu takım ruhuydu. Bütün takıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. So this winning, you come out with such a question. For me, it's not correct from your side. Öncelikle böyle bir galibiyetten sonra Selçuk konusuyla gelmek çok doğru değil diye düşünüyorum. Maybe for you this is 2-0 like something normal. For me it's not. Belki 2-0 sizin için normal bir sonuç bu ama benim için değil. So you are not interested in our victory. You are interested only in these gossips. Yani bu tip şeylerle uğraşıyoruz. Yani bu önemli bir galibiyetten ziyade bu konuları açıyoruz. This is for you as a journalist. Ya tabii siz gazeteci olarak. You don't respect the team. Gazeteci olarak bunu yapıyorsunuz. Bu bence birazcık saygı konusunda da eksiklik var bence. But I will answer on your question. Ama yine de ben yine sorunuzu cevaplayacağım. Selçuk is our captain. He's the guy who has contract with Galatasaray. Selçuk bizim kaptanımız. Bizimle kontratı he's var. He's the guy who bring a lot for Galatasaray. Galatasaray'a çok şey katmış, you know, çok şey getirmiş bir oyuncu. If I can remember, he win also something. Hatırladığım kadarıyla kaptan olarak ve çok önemli bir takımın parçası olarak birçok şey kazandı burada. But you know how in football, you know people forget very fast these things. Ama futbolda ne yazık ki insanlar bu tip şeyleri çok çabuk unutuyorlar. I'm staying very close to him. Ben çok yakınım Selçuk'a. And I believe that he deserves also more respect from everybody. Bence Selçuk herkesten daha fazla saygıyı hak ediyor. And he's part of the team, important player and önemli bir oyuncu. He will take his part. Önemli bir oyuncu, takımın bir parçası. When it will be necessary. Ve mutlaka ihtiyaç olduğu zaman, mutlaka gerektiği zaman en iyi şekilde bize de yardımda bulunacaktır. Ve demin de belirttiğim gibi herkes tarafından bence daha çok saygı hak ediyor kendisi. You know, forget the things very fast. Ama futbolda ne yazık ki bu tip şeyler çok çabuk unutuluyor. Yapılan şeyler çok çabuk unutuluyor. Ve ben de buna tamamen karşıyım. Bu zihniyete tamamen karşıyım. Hatta bu ambiyansta oynamak gerçekten zor. Galatasaray burada içeride oynadığı iki maçta ilk 30 dakika çok baskılı oyunlar oynuyor. Kaybettiği yerde baskı yapıyor. Kazandığı toplarla dikine etkili oldu bundan önce oynadığı iki maçta. Bir benzeri bugün burada yaşandı ama biz ortayı doğru kapattık. Biraz daha Galatasaray'ın daha önceki maçlarda oynamadığı gibi oynamasını sağladık. Daha beklerle hücum etmeye, daha genişlik hücum etmeye başladı. Top rakipteyken bugün iyi oynadık ancak Galatasaray'ı geri koşturabilmemiz gerekiyordu. Topa önde sahip olmamız gerekiyordu. Kazandığımız toplarda biraz hemen kontrayı final pası denemek doğru pozisyon olan Galatasaray takımından tekrar geri döndü. Bu kez tekrar savunma yapmak zorunda kaldık. Bu bizim oldukça enerjimizi aldı. Ona rağmen çok fazla pozisyon vermedik ama baskı yedik. Alt korner verdik. Yan ortaları doğru savunduk. Ortayı doğru kapattık. Belki de maçta en emniyetsiz oynadığımız anda çıkarken bir top kaybı. Zaten orada çok oyuncunun baskısı karşılaşınca golle sonuçlandı ve devre biterken 1-0 geride girdik. İkinci yarı yine geçmiş oyunlarında Galatasaray'ın ilk yarıların aksine topu rakibe vererek oynamasına izin verdiğini gördük. Bu bizde de böyle oldu. Biraz daha rakip yarı alanda oynamaya çalıştık ama sonuca gidecek pozisyonlar üretemedik. Yine ikinci yarı 79'da yediğimiz gol belki de burada bir gol bulup puan alma şansımızı ortadan kaldırdı. Savunmada yaptığımız bir değişiklik, ofansif olarak yorulan oyuncularımızla değişikliği elimizden aldı. Bugün ofansif olarak üretken değildik. Galatasaray'ı kutluyorum. Şimdi önümüzde Kayseri maçı var. Ona hazırlanacağız. Ayhan Hoca'yla bir gerginlik yaşanmadı. Sadece karşılıklı bakışırken bir diyalog oldu. Çok önemli değildi. Zaten maçtan sonra tatlıya bağlandı. Maçın hakeminin takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandığına çok katılmıyorum. Bugün hakemlik bir şey de yoktu. Böyle bir ortamda bazen bu ortamın büyüsüne kapılıyorsunuz. Baskı bazen sertlik getirebiliyor. Aynı şekilde siz sertlikle karşılık verdiğinizde bu kez
iç saha avantajı olsa gerek ya da buranın ambiyansı olsa gerek biraz daha fauller oraya çalınıyor. Biz iki kartla cezalandırılıyoruz bunun karşılığında ama onların baskı dediği bazen kural dışı taban oluyor, ayak kaldırma oluyor. Ama bugün hakemlik bir şey yoktu. Bugün çok basit iki gol yedik. Bu oyuna tutunabilmemiz için Galatasaray gibi etkili hücum eden ve baskı yapan bir takıma karşı bu baskıyı kırıyorsanız önde top tutamamanın cezasını çektik bugün. Belki oyuna tutunabilirdik. İki yarıda da kader anları goller yedik. Belki ondan tutunamadık oyuna.